Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bize her hususta en güzel örnekleri sergilediği gibi, Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, razı olmadığı mezmum sıfatlardan uzak kalma ve cenab Hakk'ın sevdiği güzel eh, ahlaki güzelliklerle mekar ahlakla donanma noktasında da Efendimiz bizim için örnektir. Yani bir taraftan Allah korusun, Allah muhafaza edesin kibir gibi Cenab-ı Hakk'ın en sevmediği bir büyüklenme duygusu eh, mezmum bir sıfat bundan uzak durmadı Efendimiz Aleyhisselam bunu asla gönlüne kondurmamada bize örneklik teşkil ettiği gibi, bunun mukabili olan ve Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu tevazu, alçak gönüllü olma, mütevazı olmaktasında da hep zirve örneklerini Efendimiz Aleyhisselam gerçekleştirmiş ve bize örnek olmuştur. Onun için inşallah bugünkü programımızda Efendimiz Aleyhisselam'dan ve yine Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den kibrin kötülüğü, ve bunu mukavit i -e e, önemi ve güzelliği noktasında e, bilgiler ve örnekler takdim etmeye çalışacağız. Öncelikle yine sevgili peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden birkaç demet takdim etmek istiyoruz. An Abdullah ibn Mes'ud an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle: "Lâ yedhulul cennete من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. صدق رسول الله فيما قال كما قال: Abdullah bin Mes'ud'un anlattığına göre bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Efendimiz böyle buyurunca bunu duyan bir adam ama ya Resulallah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır. Yani elbisem temiz olsun, güzel olsun, ayakkabım güzel olsun. Ve güzel elbise giydiği zaman da sevinir. Ayakkabımız güzel olduğu zaman da sevinir. Acaba bu da bir kibir alameti midir diye endişesini dile getirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah güzeldir, güzelliği sever. Benim kastettiğim kibir bu değildir. Bu kibir sayılmaz. Peki kibir nedir? Kibir hakikati inkar etmek, bir gerçeği kabullenmemek, bire de reddetmek ve özellikle de başkalarını, insanları küçük görmektir. Kendini büyük görmek, başkalarını büyük görmektir. Bu hadis-i şerif Müslümin e, Müslüm'ün sahihinin iman kitabında 147 nolu e, sırada yer almaktadır. Yine An Ebi Hureyre'te radıyallahu an An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Ve ma tawada' ahadun lillah illa rafa'ahu Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur: Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah yüceltir. Ancak yüceltir. Yine Müslim'in bir kitabının 69. sırasını yer alıyor. Yani kim Allah için tevazu gösterirse, mütevazi olursa, kendini büyük görmezse, kimseyi küçük görmezse Cenab-ı Hak da onu e, yüceltir, ona bir izzet ve şeref verir. Ayeti kerimede "Men ke yuridul izzate tedillayl izzetu cemi'a." Kim bir izzet, şeref istiyorsa Allah'ın emrini tutsun. Allah'a güzel bir kul olsun. Çünkü İzzetin, şerefin hepsi Cenab-ı Hakk'ın e, yedi kudretindedir, tek elindedir. Cenab-ı Hak kimi aziz kılarsa o aziz olur. Cenab-ı Hak kimi zelil kılarsa o zelil olur. Dolayısıyla kulun Allah katında şeref ve izzet elde edeceği güzel ahlaka, güzel amir salihlere e, yönelmesi, Allah'ın emri tutması gerekir. Bir diğer hadis-i şerif şöyle kıymetli dinleyenlerimiz. An ayadı beni Himer'in أخي بني مجامع مجاشع قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال وان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد صدق رسول الله مجاشي اولارن kardeşi İyaz bin Himer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah bana mütevazi olup birbirinize karşı övünmemenizi, kimse kimseye karşı övünmeyecek ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Allah övünmeyi de, başkalarına karşı tefakkuru övünmeyi, büyüklenmeyi de, başkalarının hakkına tecavüzü de, saldırıyı da kesinlikle yasaklamıştır. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifi an Ebu Hureyre'te radıyallahu anh kâle, Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi has bimri'in mineşşerri en yahkıra ahahu el muslime çok mühim bir hadis-i şerif bu. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter, artar bile. Dolayısıyla hiç kimse bir başka birisini hatta Cenab-ı Hakk'ın bir herhangi bir mahlukunu küçük ve değersiz görme hakkına sahip değildir. Kıymetli dinleyenlerimiz. Efendimiz Aleyhisselam'dan Kibrin kötülüğüne, tevazuun e, faziletine ile dair örnekler vermeye devam ediyoruz. Hicretin üzerinden 8 yıl geçmişti. Savaşla gerek kalmadan Mekke'yi fethede, fetheden oldukça kalabalık Müslüman ordusunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. O bu şanlı zaferin büyüsüne kapılmamış mübarek şehir Mekke'ye mağrur bir komutan edasıyla değil, Allah'ın verdiği bu nimete şükretmenin bilinciyle başını önüne eğerek girmişti. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'ın bu halini bize naklediyorlar. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam Mekke'ye yaklaştıkça böyle e, devesinin üzerinde başını e, devesinin başına doğru eğerek adeta secde eder vaziyette Mekke'ye girmiştir. Yani mağrur bir kumandan, bir şanlı zafer elde etmiş, onun diyelim ki böyle tefahhurunu, onun sevincini yaşayan bir insan değil. değil. Bu nimeti kendisine ikram eden Cenab-ı Hakk'a secde eder vaziyette ve şükrünü ona arz eder vaziyette Mekke'ye girdiğini rivayetler bize aktarıyor. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Mekke halkı Safa Tepesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılıklarını bildiriyor ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Mekke'nin fethi akabinde. Biat etmek üzere yanına gidenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakin ol. Ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum diyerek onu rahatlattı. Hayatının en görkemli sahnesinde dahi kibre kapılmayarak tevazuna ayrılmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışıyla bir insanlık dersi vermiş. Asabına da aynı tavrı sergilemeleri gerektiğini bildirmiştir. Onlara Allah birdir dedikleri için kendilerini akıl almaz işkencelere maruz bırakan ve aciz bir şekilde öz vatanlarını terk etmeye mecbur bırakan müşriklere galip geldikleri bu büyük günde Mekke'nin fethi gününde büyüklenmemeleri gerektiğini Efendimiz şu sözleriyle hatırlatmıştır. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini gidermiştir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Dolayısıyla hiç kimseye karşı büyüklenmeyeceksiniz, tefahur göstermeyeceksiniz ve onları da bağına basacaksınız geçmiş olan hataları da suçları da üzerine şal atıp örteceksiniz kıymeti dinleyenlerimiz kibir Allah'a sığınıyoruz kişinin başkalarını küçük görerek nefsini onlardan üstün saymasıdır kibir kavramı genellikle hadis-i şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerde fahır yani övünme varlığımızla malımızla mülkümüzle güzelliğimizle gençliğimizle sıhhatimizle ilahiri yani kendimize ait sanıp emanet olduğunu unutup sanki e, o onu biz e, yaratmışız biz elde etmişiz gibi o tür şeylerle e, övünme fahretme diğeri ucup diye ifade edilen kendini beğenmişlik ve yine ihtiyal muhtalem ve hura diyor ayet-i kerimede ihtiyal de büyüklenme kendini büyük görme gibi bir kısım kavramlarla birlikte ele alınmaktadır ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde demek ki kibirin içerisinde övünme de var veya da övünme de bunu destekliyor bununla bağlantılı ucub dediğimiz kendini beğenmişlik de bununla bağlantılı ve başkalarına karşı büyüklenme dediğimiz ihtiyalde yine kibirle bağlantılı kibri oluşturan unsurlar. Zira bunların hepsi bu kötü duyguların, mezmum duyguların hepsi birbirini körükleyen ahlaki tutumlardır. Kimi zaman soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen bir takım özellikleri Kimi zaman da Allah'ın kendisine sonradan bahsettiği zenginlik, makam, ilim ya da nüfuz gibi nimetler, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı kendini beğenmeye sevk edebilir. Yani bu tehlike söz konusudur. Dolayısıyla bunlara karşı bizi böyle yanlış bir duyguya sevk etmemesine dikkat etmemiz gerekmektedir. Önceleri kendini beğenen kişi zamanda sahip olduğu güzel özelliklerle övünmeye, başkalarından farklı olduğunu düşünerek büyüklenmeye başlar. Çevresindekileri küçük görerek kendisinin en üstün olduğu hissine kapılır. Böylece kibir hastalığı yakalanır. İşte bu duygular insan nereye kadar götürür? Allah korusun, Firavun'da olduğu gibi ee, en Rabukumül a'la ben sizin en büyük Rabbinizim diyecek bir noktaya kadar götürür. Yani Firavun e, nefsin e, ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu ve insanı nelere kadar, hangi e, tehlikelere kadar sürükleyeceğinin bir misali olarak verilmektedir. Bu özellik, yani ben sizin Rabbinizim, en büyük Rabbinizim deme özelliği sadece Firavun'un nefsin'e ait olan bir e, Hastalık özellik değildir. Demek ki fırsat bulduğu zaman her nefis böyle bir e, tehlikeye e, sürüklenebilir, böyle bir korkunç hale bürünebilir. Bunu Cenab-ı Hak bize örnek olarak göstermektedir. Dolayısıyla e, soyluluk olsun, güzellik olsun, fiziki güçlerimiz olsun bunlar yaratılıştan gelen durumlardır. bundan hiçbirisi bize bir ayrıcalık vermemelidir. Zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak e, suresinin 13. ayet-i kerimesinin esas e, iniş sebepleri bununla alakalıdır. Orada estağfirullah Ya eyyuhennâsu inna kalaknâkum min zekerin ve unsa Ey insanlar sizin hepinizi bir anne ve bir babadan e, yarattım, yarattık. Bu Adem'le havadır veya değilse size en yakın, sizi dünyadaki anne babanızdır ve cealnâkum şu'uben ve kabâ ile litearafu sizi ırklara, dillere, farklı e, kabile ve soylara ayırdık. Niçin? Birbirinize üstünlük taslayasınız, kibir gösteresiniz, tefahur edesiniz diye değil. Litearafu yani birbirinizi tanıyasınız. Allah'ın kudretini göresiniz. Cenab-ı Hak yani renk renk ne kadar efendim farklı insanlar yaratıyor beyazını, siyahını, sarısını, kırmızısını, ne kadar farklı renkler Cenab-ı Hak halk ediyor ve güzellik veriyor. Cenab-ı Hak ne kadar farklı diller yaratıyor. Yüzlerce, belki e, yerel dillere baktığımız zaman belki binlerce dilden bahsetmemiz mümkün. Bu nasıl bir Allah'ın e, kudret tecellisidir. Hani ayet-i kerimede geçtiği gibi ve min ayatihi halkus semavati vel ardi ve ihtilafu el ve elvanikum İnne ile zâkile ile âlemîn Yani Allah'ın efendim gökleri yaratması sizi de efendim farklı dillerde ve renkler yaratması onun kudretinin, varlığının birliğinin, ilminin sonsuz ilminin kudretinin bir delilidir. Büyük bir alametidir. Ama bunda ancak ilim sahipleri için Allah'ı bilen Allah'ı tanıyan insanlar için çok büyük ibretler ve dersler vardır, buyurulmaktadır. Dolayısıyla ita'a da Burada efendim e, bu çeşitlilik yani renklerin ırktan dilde çeşitliliği e, bir e, ilim için, irfan için, tanışma için bir vesile ve bu yolla da yine Allah'ın kudretini tanıma açısından büyük bir e, ibret vesikasıdır ve vesiledir. İşte Efendimiz Aleyhisselam hemen peşinden İnne ekramekum indallahi yetkâkum. Sizin Allah katında en şerefliniz Allah'ı tanıyan, Allah'a en güçlü şekilde kur olan, takva sahibi olanınızdır. İnnallâh alimun habir. Yani kim daha üstün, kim daha alçak, bunu en iyi bilen Allah'tır. Bundan en iyi haberdar olan yine Cenab-ı Hak'tır. Efendimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerime etrafında buyuruyor ki, Arabın aceme, acemin araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza asla Allah'ın yarattığı bir özellik olarak bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Hepiniz kullukum min Adem'e ve kullukum ve Adem'u min turabin. Hepiniz Adem'densiniz. Adem'iz topraktandır. E dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kendi lütfu olarak vermiş olduğu, diyelim ki bir soyluluktur, güzelliktir, bir güçtür, kuvvettir. Bunu kendimize mal ederek bununla başkasına üstünlük taslamaya hakkımız olabilir mi? Asla bir şey, böyle bir şeye hakkımız kesinlikle yoktur. E sonradan gelen efendim özellikler onlar efendim tamam zenginlik olabilir, makam mevki olabilir. E bunlar da Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği şeylerdir. Yani Cenab-ı Hak vermese nasıl zengin olacağız? Malı vermezse, mülkü vermezse, onu kazanacak efendim aklı vermezse, mahareti vermezse, o efendim ilim öğreneceğimiz aklımızı, gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi vermezse, fırsatları yaratmazsa yine Bunları elde etme imkanımız yoktur. Dolayısıyla ister efendim doğuştan gelen, ister sonra elde etmiş olduğumuz hiçbir elimizdeki nimetle bir başkasına üstünlük taslama, fahretme, övünme hakkımız kesinlikle yoktur. Ancak belki bunları ikram eden Allah'a şükür borcumuz vardır. Ve bu şükrün ve nimetin de bu nimete şükrün de e, acizliği içerisinde kendimizi kusurlu görme aslında hakkımız söz konusu olabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, kibirli insan daima kendisinden yüksektekilere bakar. Yani kibir öyle bir hastalık ki o bir kalbe girdiği zaman o kalbi asla rahat bırakması mümkün değil. Yani hangi yöne yönelse o duygu hangi tarafa yönelecek olsa orada mutlaka bir kötülüğe yol açar bir zarara yol açar. Yani hiçbir şekilde sahibine fayda sağlamaz. Böyle bir kötü hastalık bu. Nedir mesela o hastalığın bir yansıması? Ki bir insan daima kendisinden yüksekliklere bakar. Ama manevi bakımdan değil. Hep maddi bakımdan. Yani diyeyim ki dünya ve açıdan. Yeme içme, işte maddi imkanlar, diye gezme, tozma, binme, mesken, giyinme, kuşanma. Böyle bakınca da onları kıskanır. Onlar gibi olmak hatta onları geçmek için de çabalar durur. Yani başlar şimdi lüzumsuz bir yarış alanına girer ve orada koşturmaya devam eder. Bu arzusuna ulaşamazsa hayattan zevk alamaz gelir. Ve sürekli haline şikayet etmeye başlar. Yani ulaşamazsa zaten efendim şikayet ediyor ve rahatsızlık duyuyor. Peki arzusunu gerçekleştirdiğinde de sonuç çok farklı değildir. Zira her yükselişinde daha üstün kimselerin olduğu düşüncesi elindekilerle yetinmekten, onlara kanaat getirmekten, bunlarla mutlu olmaktan onu uzaklaştırır, doyumsuz hale getirir ve hep onu rahatsız eder. Bir türlü kalbi huzura, kalbi itminana erişmesi mümkün olmaz. Halbuki sevgili peygamberimiz İnsanlar rehber olan Efendimiz Aleyhisselam bize mutlu olmanın yolunu şöyle öğretiyor. Buyuruyor ki sizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Allah'ın nimetini küçümsememeniz için en uygun olan budur sözleriyle haline şükreden kanalka bir kul olmayı tavsiye etmektedir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözün iki yönü var kıymetli dinleyenlerimiz. Efendimiz Aleyhisselam bize Allah'ın verdiğine kanaat etmek, onunla yetinmek, onunla huzur bulmak, onun bereketini istifade etmek ve e, onu kulluğumuza bir vesile kılmak açısından buyuruyor ki, siz e, dünyevi nimetler bakımından, maddi nimetler bakımından hep kendinizden daha aşağı olanlara bakın. Sizden üstün olanlara bakmayın. Çünkü, eğer aşağı olanlara bakarsanız hep üzerinizdeki Allah'ın nimetlerini görürsünüz. Mesela yeni bir sağlığımız vardır. Hasta olanlara bakalım veya şöyle yani ölüp gidenlere bakalım. Nice insan ölmüş gitmişse biz hayattayız. Ya Rabbi sana hamdolsun binlerce yüz binlerce insan ölüp gittiği halde hatta yaş bakımından benden daha aşağısı daha küçükler ölüp gitti halde Ya Rabbi bana sen ömür veriyorsun sana hamdolsun. İstesini vermezdin Ya Rabbi. Efendim sağlık veriyorsun yürüyebiliyoruz, konuşabiliyoruz, görebiliyoruz ama benim gibi insan olup da yürüyemeyen, benim gibi insan olur, ayağa kalkamayan, benim gibi insan olup gözü görmeyen, kulağı duymayan nice insanlar ya Rabbi. Sen onlara vermemişsin, bana vermişsin, Allah'a hamdolsun. Diğer taraftan elimizdeki imkanlar, evimiz, barkımız, yiyimiz, kuşağımız yani eğer bir kendimizden aşağıya bakacak olursak inanın ki kıymetli dinleyenleri yani şunu göreceğiz ki bizden aşağıda, maddi bakımın bizden aşağıda milyarlar vardır. Yani içtiğimiz suya ulaşamayan, yediğimiz ekmeğe ulaşamayan, oturduğumuz bir efendim eve, bir kanepeye ulaşamayan, içtiğimiz bir sıcak çorbaya efendim haset olan, bir evi barkı olmayan, sokakta kalan, hatta sokakta kalacak bir takatı olmayan savaş ortamları, efendim kamplar. E baktığımız zaman o zaman ne yapacağız biz? Nankörlük yapabilir miyiz? Hayır. O zaman Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi hiç kimseye vermedin bana lütfettin sana hamdolsun. Ben bunlara daha fazla şükretmem lazım. Yetmez. Elimdeki bu imkanları bende muhtaç olanlara ulaştırmam lazım. Çok kullandığım suyu az kullanıp kalanına ulaştırmam lazım. Çok yediğimi daha az yiyip belki zaruret miktarıyla sınırlı kalıp onu ona ulaştırmam lazım. Ulaştırmazsam ben suçluyum diye düşünmemiz lazım. Dolayısıyla aşağıdakine baktığımız zaman o zaman ne yapar? Bizim gönlümüzde Allah'ın bize olan nimetlerini efendim gözümüzü büyümeye başlar. Onları asla küçük göremeyiz ve şükrümüz artar. Hatta şükürde noksanlığımızın farkında oluruz ve o zaman içimizde Allah'a güzel bir kulluk duygusu oluşmaya başlar. Ama bizden üstün onlara baktığımız zaman olay tam tersine döner. Nasıl tersine döner? Yani diyelim ki evimiz diyelim ki şöyleyse daha üstüne baktığımız zaman benim neyim bak demeye başlarız. Bindiğimiz arabamız diyelim ki efendim, biraz düşün marka ise yükseğine baktığımız zaman benim arabanın nesi var ki demeye başlarız. Giydiğimiz ayakkabı, giydiğimiz elbiseye baktığımız zaman ben efendim bir marka bile giyemiyorum falan demeye başlarız. Bu kez o şükrün, şükürdeki efendim noksanlığımızın, acizliğimizin yerini bir nankörlük, derin bir nankörlük almaya başlar ve bizi çok nankör bir insan yapar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam ne kadar hayati, ne kadar evrensel, ne kadar bir huzur yolunu açacak prensibi bize öğretmiş oluyor. Ona sonsuz bir selam ediyoruz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hadisin bir diğer Efendimiz yorumunda size diyor mani bakımdan da kendinizden diyor efendim aşağıda olan, olan değil yukarıdan bakmanızı istiyorum. Öyle, öyle bakarsanız eğer mana bakımından dini bakımdan, ibadetler bakımdan kendi açlarına bakarsanız, şey günah işleyen insanlar, ihmak eden insanlar bu kez kendin üstün görürsünüz. Ben ondan daha üstünüm. Adam işte namaz kıldığı yok, ben namazımı kılıyorum. İşte şunu yaptığı yok, ben efendim bunu yapıyorum gibi yaptıklarımıza övünme durumu söz konusu olur. Kendimi yeterli görme söz konusu olur. Kendimizi etme tehlikesi baş gösterir ve e, gevşeklik hasıl olur. Der ki benim fazla bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü benden daha dün olan bir sürü insanlar var. ya yani Allah cehennem atacağız onları atar. Tarzını düşünmeye başlarız. Bu çok yanlış bir şey. Ama mana bakımından kendimiz üstün gören üstün insana bakarsak ahlakı kamil, insanı kamil ibadeti, zikri, fikri, cömertliği güzel ahlakı baktığımız zaman işte sevgili peygamberimize bakmak gibi baktığımız zaman o kez kendimizi bu kez yetersiz görmeye başlarız. Neyin var ki deriz. Yani benim efendim sabrım ne ki? Cömertliğim ne ki? Tevazuğum ne ki? Efendim ibadetim ne ki? Bunların hepsi ee yani çok düşük seviyede. dolayısıyla ben biraz da gayret göstermem lazım. En azından şunun kadar olmam lazım. Şu seviyede olmam lazım tarzında. Bu bakış açısı insanı sürekli manen tekamülü olgunlaşmaya doğru sevk eder. Dolayısıyla burada büyük insan büyük bir kar elde etmiş olur kıymetli dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu tabii kibir ve tevazu konusu çok uzun bir e, konu. Bugünkü e, sohbetimizde, bugünkü programımızda bunu itinmiş olalım. Cenab-ı Hak e, öncelikle kendimizi, nefsimizi, kalbimizi, oradaki e, menfi duyguları kibir gibi, ucup gibi, tefahur gibi e, tanımayı, onlardan e, kendimizi arındırabilmeyi, onun e, mukabil olan tevazu gibi, e, rahmet gibi, şefkat gibi, merhamet gibi güzel duyguları bunları tanıyabilmeli ve e, tanıyabilmeyi ve kötü duygularımızı iyi duygularla değiştirebilmeyi ve iyi duygularla işletebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyor. Hürmetle, muhabbetle sizlere Allah'a emanet ediyorum.